Bir dergiye Şubat ayında kapak olan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece yılın kapak kızı ödülünü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Ece'nin depremzedelerle ilgili söyledikleri tepki çekti. Tepkiler çığ gibi büyüyünce de Ece ard arda açıklamalar yaptı. Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anladık. Ödülünü almak için sahneye çıktı. Salonu güldüren o konuşma tepkileri de eleştirileri de beraberinde getirdi. Ben orada baştan sona kendi düğünümü de tiye alarak onu da tiye alarak bunu da tiye alarak mizahi bir konuşma yaptım. Bu kadar alınganlık fazla yani. Ece deprem boyunca yardım etkinliklerine katıldı. Bağış topladı. Bu görüntüsü de uzun süre konuşulmuştu. İsteyen istediğine oy verir. İsteyen istediğinin kinini tutar. İstediğinin kinini tutmaz affeder. Ben affedemem öbürü affeder. Yani o da özgürlük. Ben ona da bir şey diyemem. Derginin Şubat sayısının kapak kızıydı Ece. Teşekkür konuşmasında da depreme değindi. Söyledikleri ise olay oldu. Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anladık. Eleştiriler bir sosyal medya linçine dönüşünce Ece de ard arda video yayınladı. Böyle bir haber çıkıyor yani. Benim hiçbir suçum yok. Oyuncu kendisini Atatürkçü, milliyetçi duruşuyla savundu. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ümün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar çok sevdiğimi, saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor. Sözlerinin amacının mizah olduğunu söyledi. Yaptığım iyiliği de söylemem, hiçbir şey de söylemem. Esprimi de yaparım, fikrimi de söylerim. Afyon-Karahisar Denizli Karayolu'nda can pazarı kuruldu. İki otomobil heyelan altında kaldı. O anlara tanık olanlar çaresizdi. Araçlar saniyeler içinde tonlarca toprağın altına gömüldü. Ekipler otomobildekileri kurtarmak için küreklerle toprağı kazdı. Felaket böyle geldi. Heyelanla dağ yola aktı. Sadece birkaç dakika içinde iki araç çamura gömüldü. Kimse yardıma gidemedi. Tek yapabildikleri çaresizce izlemekti. Oradan baktık, seyrettik. Yani iş yapamadık, müdahale edemedik. Görüntülerin adresi Afyon-Karahisar Denizli yolu. Selin vurduğu adreslerden biri de orasıydı. Heyelan meydana geldi. Allah 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 Allah. Bir geçelim şuradan bakalım. Arabalar gömülmüş, yol kaymış. Bu yola gelmeyin. Herkes kaçtı ama bu iki araçtakiler o fırsatı bulamadı. Dağ yarılmış. İçerisinde bir araç kalmış. Başka kalan var mı bilinmiyor. Allah'ım yardımcısı olsun. Sağımızda bir araç kaldı, beyaz bir araç. O geçememiş, biz de geçemedik. Ondan sonra baktık. Ben sağ kaptan çıkamadım. Beyaz otomobil gözden kayboldu. Diğer araçtaki iki kişi son anda kaçmayı başardı. Arabalar nerede? Bu resmen gitmiş herhalde. Araba gelir mi? Araba şimdi şeyin altında kalmıştı. Bir anda bastı. İşte o kalan vatandaş da çıkmadı onlar. Bir yarım dakika, bir dakika şey yapsalardı, davransalardı önceden. Çıkabilirlerdi ama herhalde çok ciddiye almadılar. Ekipler önce küreklerle kazdı. Bakın burada bir araç. Araç çıkıyor. Gördünüz şu beyazlık aracın kaportası. Sonra da iş makinalarıyla. Şu araçtakiler çıkmış galiba. Züliye Emer kendine bir yaşam boşluğu bulmayı başarmıştı. O kurtarıldı. Kocası Nevzat Emer o kadar şanslı değildi. Heyelanın yuttuğu araçtan cansız bedeni çıkartıldı. İnsanın hava içinde. Hayattaki en faydalı ve kullanışlı seslerden biri para sesi ama paranın sesini artık duyamıyoruz. Zira nakit para kullanmak neredeyse demode hale geldi. Zaten nakdi olmayan da kredi kartına yükleniyor ama bankaların komisyonları nedeniyle esnaf ondan da vazgeçti. Alışverişte IBAN dönemi başladı. Esnaf numarasını gönderiyor, müşteri parayı telefondan gönderiyor. Ne diyelim? Alan memnun, satan memnun. Teknik sorun var. Silip çekmedi, tanımadı.
sistemde sorun var şeklinde mazeret delilleri sürüyorlar. Nakit kullanıyorum ben, nakitçiyim. Alışverişte nakit dönemi bitti. Parası olan banka kartı, olmayan kredi kartı kullanıyor. Her yerde artık kart geçtiği için yanımda nakit taşımıyoruz. Yemek yediniz ya da alışveriş yaptınız, cüzdandan kredi kartınızı çıkarttınız. Ancak POS cihazı bugünlerde kartınızı okumuyor. Çünkü esnaf slip kalmadı ya da cihaz bozuk diyor. Yanınızda nakit de yoksa eğer parayı hesabına istiyor. Ben de bir benzin istasyonuna girdim, pompaya yanaştım. Biraz sonra pompacı geldi. Taşıt tanıma çalışmıyor, nakit öderseniz benzin verebilirim dedi. 4 tane araba lastiği aldım. Kart kabul etmedi, IBAN'a attım. Evet, doğru. Kredi kartı veya nakit satışta fiyat farkı yok ama satıcı bankaya bir komisyon ödemek durumunda. Kredi kartıyla sattığı ürünün fişini, faturasını kesmek zorunda. En yakın ATM'yi arayıp nakit çekmeye uğraşıyoruz. Yani. Kimi de alışverişten vazgeçiyor, aldığını bırakıyor. POS cihazı bulunduran firmaların sen bana nakit ödeyeceksin diyebilmesi mümkün değil. Aslında tüketici nakit bulmak için ATM aramak ya da havale yapmak zorunda değil. Ama meydan boş değil. Kredi kartı, POS cihazı bulunan işletmeler kredi kartıyla işlem yapmak zorundadır. Şikayet edilirse bir yıl boyunca POS cihazı kullanma yetkisi elinden alınır. Mutlaka Ticaret Bakanlığı'na ve Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'na şikayet etsin.